Mekke ahalisi öteden beri yeni doğan çocuklarını aşiretlerden bir süt anneye verirler, havası güzel yerlerde büyütürlerdi. Bundan dolayı aşiretlerden ara sıra Mekke'ye süt anneler gelir ve emzirip büyütmek üzere birer çocuk götürürler. Onları büyütüp ana ve babasına teslim ettikleri zaman da mükafat alırlardı. Hazreti Peygamber'in doğumunda da Sağdoğulları kabilesinden Mekke'ye birçok süt anneleri geldi. Her biri birer çocuk aldı. İçlerinden Haris adında bir adamın karısı olan Halime, Hazreti Muhammed aleyhisselamı aldı ve kendi yurduna götürdü. O sene Sağdoğulları diyarında kıtlık vardı. Halime, Hazreti Muhammed aleyhisselamı alıp da götürdüğü zaman hayvanlarının sütü çoğaldı ve evinde bereket peyda oldu. Haris buna dikkat edip, "Ey Halime, bu getirdiğin yetimin ayağı ne uğurluymuş, o geleli gecemiz hayır oldu. Aman ona iyi bakalım," dedi. Halime ise onu öz evladından çok seviyordu. Hatta büyüyüp de yürümeye başlayınca annesi Amine onu almak istedi. Lakin Halime, "Mekke'nin havası ağırdır, aman dokunmayın, bir müddet daha bizim yanımızda kalsın," diyerek Amine'yi razı etti ve onu kendi yanında alıkoydu. Halime onu canı gibi seviyor, esen rüzgardan koruyor, asla yanından ayırmıyordu. Bir gün her nasılsa, Halime'nin dalgın bir zamanında Hazreti Muhammed aleyhisselam Halime'nin kızıyla öğle üzeri kuzuların yanına gitmiş, dönüşlerinde Halime işi fark etmiş. Kızı Şeyma'ya, "Niçin böyle güneşin şiddetli zamanında dışarı çıkıyorsunuz?" demiş. Şeyma da, "Biz sıcak görmedik. Kardeşimin başı ucunda bir bulut dolaşıyor, o nereye giderse bulut da beraber gidiyor. Bir yerde durursak duruyor. Biz buraya kadar hep gölgelikte geldik," diye cevap vermiş. Bunun üzerine Halime ve Haris, Hazreti Muhammed aleyhisselamın tavrına ve hareketlerine dikkat ettikleri zaman gördüler ki, yüzündeki nur, simasının parlaklığı dolayısıyla başka çocuklardan seçkindir. Hal ve tavırları başka çocuklara benzemiyor. Onlar oynarken o karşıdan bakıp oyuna karışmıyor. Bu haller dikkatlerini çekmiş ve eskisinden daha çok ona saygılı davranmışlardı. Şakk-ı Sadr hadisesi. Bu hadise Peygamberimiz 4-5 yaşlarındayken vuku bulmuştur. Peygamberimizin sahabilerinden bazıları, "Ya Resulallah, bize kendinden biraz bahset," dediler. Peygamberimiz, "Olur. Ben atam İbrahim'in duasıyım. İsa'nın geleceğini müjdelediği peygamberim. Annem de bana hamile kaldığı zaman rüyasında kendisine Şam köşklerini aydınlatıp gösteren bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü. Ben Sa'd bin Bekr'lerde emdirilip büyütüldüm. O sıralarda süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kendimize ait küçük kuzuları yayıyorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam, içi kar dolu altından bir leğenle yanıma geldi. Beni tutup karnımı yardılar, kalbimi çıkardılar. Onu da yardılar. Kalbimin içinden kara ve pıhtılaşmış bir kan parçası çıkarıp attılar. Sonra kalbimi ve karnımı o karla iyice yıkayıp temizlediler. Halime'nin gördükleri. Peygamberimizin süt annesi Halime Hatun yemin ederek der ki, "Muhammed, süt kardeşi Abdullah'la birlikte evlerimizin arkasında küçük kuzularımızın yanında bulundukları sırada süt kardeşi Abdullah telaş ve heyecanla koşarak bize geldi. Bana ve babasına, üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam o Kureyşi kardeşimi tutup yere yatırdılar, karnını yardılar. Şimdi de onun içini karıştırıyorlar," dedi. Ben ve babası hemen ona doğru vardık. Kendisini ayakta ve yüzü sararmış bir halde bulduk. Ben hemen tutup bağrıma bastım, babası da kucakladı. "Sana ne oldu yavrucuğum?" diye sorduk. Üzerlerinde ak elbise bulunan iki adam gelip beni yatırdılar, karnımı yardılar. Karnımda bilmediğim bir şey aradılar," dedi. Birlikte çadırımıza döndük. Süt babası Haris bana, "Ey Halime, ben bu çocuğun başına bir felaket gelmesinden korkuyorum. Sen başına bir felaket gelmeden önce onu hemen ailesine götürüp teslim et," dedi. Halime de ister istemez onu alıp Mekke'ye götürdü ve muhterem validesi Amine'ye verdi.
Sonra Amine onu alıp Medine'ye götürdü ve dayızadeleri olan Necar oğullarıyla görüştürdü. O vakit Medine'de bulunan Yahudi kahinleri onun şekline ve haline bakıp, "Bu ümmetin peygamberi işte bu çocuk olsa gerektir," diyorlardı. Amine onunla beraber Medine'den Mekke'ye dönüşünde yolda vefat etti. Alemlerin fahri, anneden de yetim kaldı ve dedesi Abdülmuttalip onu yanına aldı. Yağmur yağdıran parmaklar. O vakit Mekke'de büyük bir kıtlık vardı. Kureyşliler Abdülmuttalib'e gelip yağmur duasına çıkması için ricada bulundular. O da Hazreti Muhammed'in elini tutup Ebu Kubeys dağına çıktı, Allah'a yalvardı. Cenab-ı Hak da Fahri Alemin hürmetine yağmur yağdırdı ve büyük feyiz ve bereket verdi. Arap şairlerinden bazıları bu hadiseden dolayı şiirler söylemişler ve Abdülmuttalib'e teşekkür etmişlerdi. Fahri Alem o vakit 7 yaşındaydı. Bir sene sonra Abdülmuttalip 100 yaşını geçmiş olduğu halde vefat etti. Fahri Alem amcası Ebu Talib'in evinde kaldı. O senede Mekke'de kıtlık vardı. Kureyşliler Ebu Talib'e gelip yağmur duasına çıkmasını rica ettiler. O da Fahri Alem'in elinden tutup birlikte Harem-i Şerif'e gitti. Kabe duvarına dayanıp dua etti. Fahri Alem parmağını göğe doğru kaldırdığı vakit yağmur yağmaya başladı. O vakit Mekke'de bulunan Cülhüme bin Urfuta adındaki zat bu vakayı şöyle anlatır. Bir sene Mekke'ye gittim. Ahalinin kıtlıktan hali yamandı. Aralarında birbirleriyle danışıyorlardı. Bir kısmı Lat ve Uzza adlarındaki putlardan, bazıları da Menat adındaki puttan yardım isteyelim dedikleri sırada içlerinden bir ihtiyar, "Hala aranızda İbrahim sülalesinden kalan kimseler vardır. Niçin başka şey arıyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine Kureyş'in ileri gelenleri hemen kalkıp Ebu Talib'in yanına gittiler ve yağmur duası için yalvardılar. O da evden çıkıp Harem-i Şerif'e geldi. Arkasını Kabe duvarına dayayıp duaya başladı. Yanında yüzü güneş gibi parlak bir oğlancık vardı. Parmaklarıyla göğe işaret etti. Gökyüzünde hiçbir bulut yokken her taraftan bulutlar peyda olup yağmurlar yağdı, seller aktı. Bu vakadan Ebu Talip de bir kasidesinde büyük bir belagatle bahsetmiş ve Fahri Alem'in kerametine dair sözler söylemiştir. Rahip Bahira. Fahri Alem 12 yaşındayken Ebu Talip ticaret kafilesiyle Şam'a gidiyordu. Onu da beraber götürdü. Şam vilayetinde Busra şehrine geldiklerinde bir sama yani manastır karşısına indiler ve bir ağaç altına kondular. Orada Bahira diye tanınan Cercis adında köşesine çekilmiş bir zahit rahip yaşıyordu. Kervan yaklaşırken Bahira baktı ki kervanın üzerinde bir bulut beraber geliyor. Kervan gelip konduğunda bulut da o ağacın üzerinde duruyor ve o ağaç çoktan beri kurumuşken derhal yeşerip canlanıyor. Bahira bu husustaki bilgilerini bu olanlarla karşılaştırınca anladı ki son peygamber bu kafilenin içinde ve o ağacın altındadır. Hemen bir ziyafet hazırlatıp Ebu Talib'i arkadaşlarıyla beraber manastıra davet etti. Ebu Talip de Fahri Alem'i yüklerin başında bırakıp diğer arkadaşlarıyla beraber davete gitti. Hepsi sofraya oturduktan sonra Bahira gelenleri bir bir gözden geçirdi. Hiçbirinin yüzünde aradığı alametleri görmedikten başka bulutun hala ağaç üzerinde durduğunu gördü ve "Arkadaşlarınızdan gelmeyen var mı?" diye Ebu Talib'e sordu. O da "Yalnız bir küçük çocuk kaldı." diye cevap verdi. Bahira "Onun da şeref vermesini rica ederim." demesiyle Ebu Talib Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da alıp sofraya getirdi. Bahira yemekte çocuğa dikkatli bakınca peygamberlerin sonuncusu hakkında evvelce gelen peygamberlerden ve eski alimlerden rivayet edilen alametleri hep onun yüzünde gördü. Yemekten sonra Hazreti yanına davet etti ve "Sana bir şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle." dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam "Lat ve Uzza'ya yemin verme. Çünkü benim alemde en çok tiksindiğim şey puttur." buyurdu. Bunun üzerine Bahira Allah Teala adına yemin teklif etti ve Hazretin hallerini layıkıyla anlamak için soracağı şeyleri sordu.
Aldığı cevaplar kendisinin düşüncesini kuvvetlendirdi ve kanaatini pekiştirdi. Hemen bir bahaneyle o, Hazret'in arkasını açıp iki küreyi arasındaki peygamberlik mührünü gördü ve büyük bir ihtiramla onu öptü. Bahira Ebu Talib'e, "Adın nedir ve bu şeref ve saadet fidanı kimdir?" diye sordu. O da, "Bana Ebu Talib derler, bu da oğlumdur." diye cevap verdi. Bahira, "Yok, şekline ve şemaline bakılırsa bu eşsiz inci bir yetimdir." dedi. Talip, "Evet, çocuk benim değildir. Kardeşimin oğludur. Annesi ve babası vefat ettiğinden dolayı yetimdir. Fakat benim terbiyem altında bulunduğu için oğlum yerindedir." diye cevap verdi. Bahira, düşüncesinin doğru çıkmasından memnun oldu. Artık kendisine tam bir inanç geldi ve, "Ey Ebu Talip, bu çocuk bütün peygamberlerin sonuncusudur. Şam Yahudileri içinde onun hususiyetlerini bilen ve alametlerini tanıyan kahinler vardır. Ola ki bir hıyanet etmeye kalkarlar. Sen onu Şam'a götürme, buradan geri dön." diye öğüt verdi. Ebu Talip de Bahira'nın sözünü tuttu ve malını Busra şehrinde satarak geri döndü. Gençlik yılları. Fahri Alem çocukluk çağını geçip gençlik çağına ulaştı. Yüzü nurlu ve sözü ruhluydu. Birisine söz söylerken yahut cevap verirken olgun akıl ve fikirde emsalsiz bir edası vardı. Her sözünde doğru, yumuşak huylu ve insanlıkça herkese üstündü. Bundan dolayı Kureyşliler içinde seçkin bir yer tutmuştu ve Muhammedül Emin diye şöhret bulmuştu. 17 yaşındayken amcası Zübeyr bin Abdülmuttalip'le beraber Yemen'e gidip geldi. Bu yolculuğunda da kendisinde fevkalade haller görüldü. Mekke'ye döndüklerinde arkadaşları bu halleri herkese nakil ve hikaye edince Kureyşliler, "Bu zatın şanı pek büyük olacak." diye söylenirlerdi. 20 yaşına gelince gözüne bazı melekler görünmeye başladı. Melekler birbirlerine onu işaret edip, "İşte bütün aleme hidayet getirecek budur. Fakat daha davet zamanı gelmedi." diyorlardı. Fahri Alem bu halleri Ebu Talib'e açtı. O da bu bir hastalık olmasın diye onu Arap kahinlerinden birine gösterdi ve ilacını sordu. Kahin onu dikkatle muayene etti. "Ey Ebu Talib, endişe etme. Bu mübarek vücut her türlü hastalıklardan uzaktır. Gözüne görünen şeylerse meleklerle alışıp tanışmasına başlangıç olsa gerektir. Belli ki ahir zaman peygamberi budur." dedi. O zamanlarda Kureyş'in ileri gelenlerinden gençken dul kalmış Hatice adında gayet zengin bir kadın vardı. Bazı kimselere ortaklıkla sermaye verirdi. "Muhammedül Emin'e biraz sermaye versen çok fayda göreceğini zannederiz." diye bazı kimseler tarafından kendisini hatırlatılmakla Hatice o hazrete oldukça büyük bir sermaye verdi ve kölesi Meyser'i yanına katarak Şam'a gönderdi. Fahri Alem Şam kafilesiyle giderken Bahira'nın manastırı önünde indiler ve Meysere ile beraber bir ağaç altına oturdular. Bahira daha evvel vefat etmiş olduğundan yerine geçen Nestura adındaki papaz oraya geldi ve Meysere'yi daha evvel tanıdığından onunla konuşmaya başladı. Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandığını söyledikten sonra, "Ey Meysere, Hazreti İsa'nın haber verdiği peygamberlerin sonuncusu işte budur. Şam'a gitmeyiniz. Yahudi hainler onu görünce tanırlar ve bir fenalık teşebbüsünde bulunurlar." dedi. Onlar da Şam'a gitmeyip bu sırada alışveriş ederek geri döndüler.